İyi yayınlar Merve Türkay. Bizler Regaip gecesinde Galip Usta Hoca'yı ziyarete geldik ve burada kendisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hoş geldiniz A Haber canlı yayınına hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Hocam kandiliniz mübarek olsun öncelikle. Allah razı olsun. Ben de İslam aleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum. 3 aylara da giriyoruz. Bu ayların füyüzatından, bereketinden Allah-u Teala bizi müstefil kılsın inşallah. Hocam sağlık durumunuz nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Allah'a şükür çok iyiyim. Çok dua alıyoruz. Halkımız, Müslüman kardeşlerimiz, dostlarımız çok dua ediyorlar. Zaten bir santim daha ileriye girseydi bıçak boğazda götürecekti. Allah'ın yardımı hep var. Elhamdülillah kazayı ucuz atlattık. Hastanede de çok güzel baktılar. Bütün devletimiz, büyüklerimiz hep takip ediyorlar. Hizmetler çok güzel burada. 27-24 takip ettiler hekimlerimiz. Dolayısıyla daha çabuk iyileşiyoruz inşallah. Pazartesi taburcu olacağım inşallah. Pazartesi taburcu olacaksınız. İnşallah. Allah izin verirse. Tabii bugün Kandil gecesi aslında Fatih Camii'nde cemaatinizle birlikte olmak vardı. İnşallah 3 aylarda bunu telafi edeceğiz cemaatle. Bedenimiz hastanede olsa da kalbimiz cemaatimizle, sevdiklerimizle birlikte atıyor. Onlar da dün gece Fatih Camii'nde toplanıp benim için program yapıp dualar etmişler. Onları çok seviyorum. Allah eksikliğini göstermesin onlara. Onlar bize, biz onlara hep dua ediyoruz zaten. Evet. Peki hocam, Türkiye aslında günlerdir kalbi sizinle burada. Olay gününde nasıl bir durum yaşandı? Şimdi yanlış bilgiler de basın yayında geçiyor. Ben o zatı hiç tanımam. Ne gördüm, ne bilirim. Hiçbir alakamız yoktur. Akşam namazını kıldırdım. Namazın bitiminde birisi kalktı. Genç, siyah sakallı bir adam. Ey ümmet, gafletten uyanın falan dedi. İleri geri bir şeyler söyledi. Ona da cevap verdiler. Bu konuşmadan sonra da güvenlik görevlileri onu dışarı çıkarmış. Ben sünnete devam ettim. Namazımı kıldım. Tesbihat yapıldı. Levenselna'yı okuduk. Normal bu şekilde namazı tamamladık. Ben pazartesi günleri nöbetçi olduğum için akşam yas arası camide dersim olur. Üniversiteli öğrencilerim de var. 3 öğrencim vardı o akşam. İkisi içeride, birisi de abdese çıkmıştı. Derken aniden birisi içeriye paltır kültür destursuz daldı. Hocam bir şey soracağım sana. Ben de ayağa kalktım içeri girene. Ayağa kalkılır ya. Direkt bıçağı sapladı bana. Ve ben de orada koltuğa düştüm. Düşüncede ayaklarımla savunma yaptım. Ancak boğazımdan kalbime, bir de göğüs üzerinden, bir de sırtımda 3 bıçak yarası aldım. Buradaki 1 santim daha öteye gitse damara gelecekti diyorlar. Allah yardım etti. Öğrencilerim canlarını ortaya koydular. Bilal kardeşim, Yusuf kardeşim. Onlar olmasaydı orada çok daha vahim durum olabilirdi. Sonra işte ambulansı bekledik. Geldiler. Acile geldik. Sonrası zaten kamuoyunda herkesin bildiği bir durum efendim. Peki o saldırgan bugün burada olsa sizden özür dileseydi hala kızgınlığınız devam eder miydi yoksa merhamet eder miydiniz? Efendim, biz Müslümanız, Allah'a şükür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyid-i Şühada, amcası Hazreti Hamza'yı öldüren, ciğerini yiyen Hindi şey yaptı mı, affetti mi? Etti. Bize de öyle yakışır. O konuda hiç tereddüt olmaz. Ancak bizim insanımızı bu hale getiren nedir? Neden bir insan bu işi yapar? Bu sorunun üzerinde durulmasını gerekli görürüm. Onun dışında bizim başımıza bu gelen hal
bir sınav olduğunun bilincindeyiz. Ben Allah'ın camisinde ders okuturken başıma bu hal geliyor. Allah'tan daha ne isteyebilirim? Gazi olduk. Hamd ediyorum. Evet. Şükürler olsun. Yüzümüzü hiç asmadık. Yani canınıza kasteden bir kişi dahi olsa ona merhametle yaklaşırım diyorsunuz. Evet efendim. Bir Müslümana yakışan odur. Bizi öldürmeye gelenler, bizi öldürmeye çalışanlar bizde hayat bulmalıdır. Benim inandığım İslamiyet, Kur'an, peygamberim bana bunu söylüyor. Ben affediyorum. Allah da affetsin onu diyorum. Peki burada aileniz başucunuzda, bir yandan da kamuoyunda hakkınızda bazı bilgiler yanlış. Kaç çocuğunuz var? Ailenizden bahseder misiniz? İki kızım. Zeynep Fatıma isminde. Bir de şurada gördüğünüz Muhammed Arif oğlum. İki kızım bir oğlum var. Dörtte torunum var. İki kızım var. İki de oğlan olmak üzere. Bu şekilde iki kızım bir oğlum, işte torunum var. Allah'a şükürler olsun. Memleketiniz neresi? Amasyalıyım. 23 Temmuz 1966'da doğumluyum. Amasya, Taşova, Esençay. Buradan Amasya'ya, Şehzadeler şehrine, Taşova'ya, Esençaylı köylerimize çok selam ediyorum. Hepsi aradı etti tüm ülkemizin her tarafından. Arayan, soran, eden bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, devlet erkanı da, tüm siyasiler de size geçmiş olsun dileklerini iletti. Neler söylersiniz? Cumhurbaşkanımız aradığında çok duygulandım. İlk defa gözümden yaş geldi o zaman. O kadar uğraşısı içerisinde bizi düşünüp araması beni çok mutlu etti. Ben kendisine duacıyım. Allah onu muhafaza eylesin. Muvaffak kılsın, eksikliğini göstermesin. Tüm devletimiz, tüm yetkilileri, valileri, bakanları, tüm siyasi partiler eksiksiz. Hepsi hemen hemen aradılar. Hatta Fener Rum Patriği ziyaret tipe gelmiştir. Burada insanlık meselesidir. Efendim biz insan olarak öncelikle mesela bugün Filistin'de, Gazze'de bu kadar canlar yanıyor. Çocuklar ölüyor, masum insanlar ölüyor. Bırakın dini, şuyu buyu ne olursa olsun insan olarak çok derin üzülüyoruz. Bu gece münasebetiyle de bu zulümlerin son bulmasını Allah'tan istiyorum. Tabii sizin nezdinizde, ülkemizde birlik ve beraberliğin de tablosu çizildi. Şu anda tüm Türkiye aslında bu canlı yayını ilgiyle izliyorlar. Onlara bu gecede ne mesaj verirsiniz? Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ayrılığa ve tefrikaya düşmeyelim. O zaman düşmanın topları bizi yıkamaz. Cennet vatanımızın kıymetini bilelim. Birbirimizi sevelim. Başka bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, Fatih Camii İmamı Galip Usta'nın hastane odasında ziyaret ettik kendisini. Burada aile efradı da var. Şu mesajı verdi. Kendisinin canına kasteden şahsa bugün dahi olsa merhametle yaklaşacağını söyledi. Bizler de sözü tekrar size bırakalım.